Yeni bir sinema salonundan merhaba. Bugünkü haftalık konu başlığımız daha doğrusu sinemada bellek ve kaygı filmiyle bunu konuşacağız. Öncelikle konuğumuz Ceylan Özgün Özçelik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben filmi yeni izledim ve hala etkisindeyim. Deyim yerindeyse. Çünkü çok atmosferini gerçekten yaratmışsınız ve ben de çok şaşırdım. Bunu da söyleyeyim. Bu vaat edeceğim. Yani vaat eden ve promising bir şey gerçekten. Öncelikle siz uzun yıllar televizyonculuk evet. yaptınız. Ben de çok heyecanlıyım bu programı burada sizin karşınızda yaptığım için aslında. Kaygıya giden yolu biraz konuşabilir miyiz aslında? Televizyonculuktan ya da sinema programı hazırlarken sonradan uzun metraj bir filme gelen yolu. Ya İlknur, önce ben hemen şeyi söyleyeceğim. Ya, bence heyecan çok önemli bir şey. Yani hem televizyon için yani görsel sanatların hepsinde önemli. Aslında her işte önemli. Evet. Yani heyecanı yitirdiğin noktada bence tutku ölmüş oluyor ve o yüzden... Yaratıcılık. Evet. Duyuyor. O yüzden hep heyecanlı olursak daha iyi olur. Yani ben hani en heyecanlı yerinde yaklaşık 10 yıl yaptım. Ve gerçekten her seferinde büyük bir heyecanla yapıyorduk. Şimdi medyadan oraya geçiş aslında şöyle oldu. Ben 9 yaşından beri yönetmen olmak istiyordum aslında. Hani yanıp tutuşuyordum yönetmen olmak için. Hatta ilkokula dersleri kırıp film izlemek. Hafta sonu işte kurslarına gitmeyip oradan böyle Kadıköy'de oturuyordum o zaman. İşte Kadıköy Kültür Sanat Merkezi vardı. Muhteşem sinemalarımız vardı ve ne yazık ki biliyorsunuz sinemalar hani Türkiye genelinde tek tek ölmeye başladılar. Sadece İstanbul, Ankara değil hani her yerde. Daha demin yayından önce de konuştuk işte Yılmaz Güney sinemasını. Ne yazık ki tek tek gidiyorlar ve o dönemde bir ateş vardı içimde yani. Çok büyük bir tutku vardı film yapmak için ama ülkeyi de biliyorsun, eğitim sistemini de biliyorsun, çevreyi, aileyi hani bir türlü olamadı, okuyamadım sinema ve hukuk okumak zorunda kaldım ama hukuk okurken bir dakika hani ben ne yapıyorum? Bir şey yapmalıyım sinema için derken öyle hemen de giremiyorsunuz ya her istediğiniz yere. İşte bir tanıdık vardı Best Medya'da. Ve o tanıdık vasıtasıyla işte Best FM'e girerek asistanlık serüvenim başlamış oldu. Sonrasında zaten işte en heyecanlı yeri kültür sanat programları. Ve evet kendim hiç direkt hani haber yapmadım. Ama hep bir şekilde haber kanallarında çalıştım. Ya da işte oraya buraya haber programları yapan prodüksiyon şirketlerine çalıştım. Ve haber benim hep yan masamdaydı ya da işte yan odamdaydı. Ve sürekli onu soluyordum. Ve bu değişim dönüşüm sürecine de çok yakından içinden tanıklık etme şansım oldu. Çünkü hani 2002'de başlayan bir süreçten söz ediyoruz ve şu an hani ben istifa ettiğimde 2015 Mayıs'tı. Dolayısıyla yıllarca orada ne olduğunu yakından gözlemleme şansım oldu ve hakikaten üzücü şu anda zaten sen de işte burada yüz ve artık hani çok sesimizi duyuramıyoruz ana medyada. Evet ne yazık ki ve o süreç korkunçtu, o değişimi direkt orada çalışarak gözlemlemek. Aslında yani kaygıda bu kesinlikle senin hayatından belki de bir refleksiyon olmuş ama medya çok tam ortasında evet. filmin ve senin hayatın da tam olarak zaten medya içerisinde şekillenmiş diye görüyorum. Öyküsünü ne zaman yazmaya başladın kaygın? Tam olarak ne zaman çıktı? Ya aslında 2010 sonunda yeni bir eve taşınmıştım ama ben hep böyle Mecidiyeköy'de oturuyordum ve Mecidiyeköy'de aynı mahallede farklı evlere geçiyordum. ve yine Mecidiyeköy'de farklı bir eve geçmiştim ve o yeni eve taşınmamla beraber şeyi fark ettim. Yani 10 senedir o mahallede oturuyor olmama rağmen, o civarda oturuyor olmama rağmen bir yere yeni bir bina dikilmişti ve orada eskiden ne olduğunu hatırlayamıyordum. Ve arkadaşlarıma sormaya başladım ve bir türlü bulamadık ve o 1,5 yılın sonunda bulundu bu arada. Orada bir basket sahası varmış daha önce ve bu 1,5 yılın sonunda birinin aklına geldi. Fakat bu sadece oradaki hani mahalledeki durum değil. İşte Demirören'in önünden geçiyorum ve bir dakika ya burası daha yeni yapıldı, birkaç yıl önce yapıldı ama burada ne vardı? Etraftaki arkadaşlara sormaya başladım. Aman bir dakika diyorum, durun Google'a bakmayın. Hani kendimiz bulalım. Ay hiçbir şekilde bulamıyoruz. Hani birinin aklına böyle hayal meyal bir dükkan geliyor. Onun yanında şey mi vardı, bir dernek mi vardı falan ama bir türlü tam oturtamıyoruz. Ama bir saniye daha bir iki yıl olmuştu o sırada hani yapılalı. Ve bu unutma meselesine, hafıza meselesine ve unutturma meselesine evet. çok takıldım. Ve işte bellek metaforlarından işte geçmişle hesaplaşmaya kadar hani hafıza üzerine, işte geçmişle yüzleşme üzerine, unutma ve unutturma meselesi üzerine, kaybolan belleğin canlanması üzerine okumaya başladıkça böyle
bir de, tamam da nereye kadar unutabilirizin peşine düştüm. Ya mesela katliamları unutabilir miyiz? Hani gerçekten bu kadar travmatik bir yere varabilir miyiz? Ki varabiliriz. Yani şu anda da çünkü görüyorsun hani bu ne olmuştu? Okuyoruz ya sürekli ne olmuştu? Hani orada ne olmuştu? Burada ne olmuştu? Ya gerçekten sonu yok. Yani o kadar ülkelerin ya yani sadece hani Türkiye için de değil ülkelerin o kadar kanlı geçmişleri o kadar travmatik olaylar yaşadık ki bitmiyor sınırsız bir şey var. İşte kaç saat olduğu okuyoruz mesela. Kaç saat oldu? O kadar indi. Evet hani o kaç saat olduğuya kadar indi artık. Çünkü gün içinde 1-2 saatte bir sürü şey yaşıyoruz. Siz son birkaç günde yaşadıklarımıza bakar mısın yani kaç can nasıl gitti? Yani hakikaten bu kadar şeyi hafızada tutmaya çalışmak büyük mesele ve kaygının çıkış noktası da nereye kadar unutabiliriz sorusuydu aslında. Senin bu aslında tam olarak kaygın yani hatırlama kaygısı ve unutmama kaygısı şu anda sadece insanoğlunun da değil belki de. Yani var olan bilginin ne kadarını ve nerede tutacağını bile bilmiyor evet. Teknoloji şu anda. Belki evet. De hani o yüzden bitlere, baytlara düştük. Ve ama hafızamız o kadar çok organik ki dokunamıyoruz belki de ve sen bunu sinemada toplumsal alana taşımışsın. Yani bireysel olan hafıza belki kendi etimiz budumuz kadar ama toplumsal olan çok daha büyük ve orada peki şimdi sen kaygıyı bir de Türk sineması olarak evet. korku ve gerilim yani korku gerilim olarak çektin ve onun tabii ki belli bir yordamı var sinemada. Bu öyküyü psikolojik gerilim türüne nasıl adapte edebildin? Nasıl kaygılar güttün aslında sen orada? Aslında yani itiraf etmem gerekirse öyküyü psikolojik gerilime adapte etmedim. Çünkü başta benim hep bir tür filmi yapma hevesim vardı. Hatta üçüncü kısa filmim işte 2011'de Adil ya da değildi. Biraz onu denemeye çalıştım. Çünkü ilk uzun metrajımın gerçekten bir tür filmi olmasını istiyordum. Ve onu biraz hani deneyimledim. Yapabiliyor muyum? İşte Steadicam kullanmak çok istiyordum. İşte Steadicam kullandık. İşte uzun takip yapabiliyor muyum, becerebiliyor muyum? Biraz onları hani o filmde gördüm ve çünkü biçimsel olarak böyle bir film çekmeye zaten karar vermiştim o kısa filmi yaparken. Fakat korku hani meselesine geldiğimizde de zaten hani hafıza temelinde bir film yapıyorsunuz. Unutturma dediğimiz şey zaten kendi kendine olmuyor. Hani iktidarın çeşitli araçları kullanarak yaptığı bir şeye dönüşüyor. İşte bu araçlardan biri tabii ki medya. Ama bir yandan da şimdi bugün sürekli bir kapatılan internet siteleri, sürekli kapatılan televizyonlar, sürekli kapatılan gazeteler. Bilgiye nereden erişeceğiz? Pardon da İknur yani. Hani bilgiye erişebileceğimiz bir yer kalmıyor gerçekten. Yani dolayısıyla bir arşivleme hali... İnsanın yok yani evet bulamıyoruz bir yere girmeye çalışıyoruz buraya ulaşılamıyor saniyesinde o şey kapatılıyor saniyesinde YouTube'da bir video linki görüyorum ben tıklayacağım bu videoya ulaşılamıyor ama bir dakika yani hani gerçekten bu aslında bir korku filmi malzemesi baktığında çünkü yaşadığımız şey de bir korku dünyası. Yani sürekli böyle sanki hani en ufak bir şey yaptığımızda, bir tweet attığımızda ya da işte bir şeye katıldığımızda, bir yürüyüşe gittiğimizde sürekli şeyin tehlikesi altındaymışız gibi gelmiyor mu sana? Yani evet kafamızda bir şey var ve sanki o gece evimizden alınacağız. Ya sürekli böyle bir... paranoya. Evet hali ama aslında işte o paranoya da artık paranoya olmaktan çıktı. Gerçekten başka bir şey. Çünkü insanlar gerçekten evinden alınıyor ya da evinde öldürülüyor ya da bir sürü şey yaşıyor. Kaç kişi içeride yani şu anda. Hani ve bütün bunları düşündüğümüzde de filmin türünün gerçekten de hani psikolojik gerilim ve korkuya yaklaşan bir tür olmaması mümkün değil gibi bir şeydi benim için yani. Çünkü ben de sürekli bir sanki tehdit altında hani kişisele döktüğümüzde bunu sürekli bir tehdit altında yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Yani evde televizyonu açıyorum tehdit. Dışarı sokağa çıkıyorum sürekli bir bitmeyen şehir, inşaat sesi. Yani kafamızın içinde sürekli böyle bir şey var. Sürekli yok edilen kültür, tarih yani hakikaten Narmanlı Han ya. Yani oranın önünden geçerken her seferinde ağlayasım geliyor. AKM yani gerçekten hani bitiyor. Şehir ve hafıza yok edilmiş evet. Durumda şu anda hakikaten. Çok üzücü. Hep sürekli şu son dönemde şeyi paylaşıyorlar ya işte İstiklal'in son halini. Evet. Yani gerçekten böyle bakıp saatlerce ağlayabilirsin ama bunun gibi o kadar fazla şey var ki. Yani bitmiyor. Bir de orada bitmiyor. Çok büyük bir metafor var. Ya ben kanınca bilmiyorum birkaç arkadaşımla paylaşmıştım. Ya sadece İstiklal'in göbeğine beton dökmediler. Hakikaten o kadar evet. Yıllık bir tarihi ve yaşanmışlık belleğe ve İstiklal belleğine de tam olarak o Beyoğlu hafızasının üzerine bir beton çektiler. Beton çekildi. Ve çok güzel üzerine çiçek diktiler yapma. Hı-hı. Onun üzerinde bir bekçi diktiler ve bizden ona inanmamızı bekliyorlar herhalde evet. Diye düşünüyorum. Ne kadar üzücü. Yani hani şeyi de aslında hani tamam kentsel dönüşüm tabii ki var.
bir gerçek yani. Bugün hani nereye gitseniz Avrupa'da da mesela gidin Berlin'e, gidin Brüksel'e, evet orada da bir kentsel dönüşüm var ama orada biraz daha hani restorasyon ve mimari dediğimiz şey öne çıkıyor ve onlar kültüre sahip çıkıyor. Bizde direkt kültürü yok etme, aman işte mimariye de şey olmasın. Halbuki bizim sürekli bir hani ecdadımız diyoruz ya, ama bizde mimari vardı bir dakika. Hani çok güçlü bir mimari vardı. Kim niye o mimariyi yok ediyoruz şu anda? Niye o kültürel değeri yok etme üzerine? Yani bugün her şeyin feragat edildiği noktada hep kültürden başlıyor ya. Mesela işte televizyon kanalları da ekonomik olarak bir sıkıntıya girdiğinde ne oluyor? İlk kültür sanat programlarından. Dergi, işte yayın evleri ya da büyük işte medya kuruluşları ilk birkaç dergiyi kapatmamız lazım. Bunlar nereden başlayalım? Sinema dergisinden başlayalım. Yani hani gerçekten inanılmaz geliyor bunların hepsi. Hepimize inanılmaz geliyor muhtemelen. Ya kim söylemişti çok? Galiba geçen hafta burada Fatma Gülberk Tayson dersiyle ilgili bir program yapmıştı ve orada kurumların ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti. Biz şu anda galiba Türkiye olarak kurumların yok edildiği bir noktadayız ve kurumlar olmadığı sürece kişilerin inisiyatifinde kalıyor bütün o hafızayı ve belleği oluşturan kültürel değerler, yasalar. Biz biraz galiba o akışkan olma halinin sonucunu yaşıyoruz. Evet. Tüm bunların konuşacağız. Daha da çok şey konuşacağız. Çünkü senin filmin çok şey vaat ediyor hakikaten. Ama öncesinde rejideki arkadaşlarımızdan rica ediyorum ben. Bir kaygıyı izleyelim fragmanını, sonra buradayız. Da di 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 da 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 di di da 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 di di da da. Ben sürekli geçmişi düşünüyorum. Anne babama ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Araba kazasında ölmediler, başka bir şey oldu. Hasret insanlar seni merak ediyor. Hayır, bizden ne istiyorsun? Telefonlara çık bari. Ne kadarını yapabiliyorsak o kadarını yapalım biz. Bu millet kaos ortamı yaratmaya çalışanlara karşı tahrik olmuştur. Olmuştur, bitmiştir. Yukarıdan öyle istiyorlar. Ben kararı uyguluyorum, yorum yapmıyorum. Ben anlatabildim mi? Tamam. Furkan Muzaffer konuşuyor, dinliyoruz. Bu ülke Dingo'nun ahırı değildir. Herkes öyle aklına gelen her şeyi yazamaz. Çok sıcak. Duvarlar çok sıcak. Kaygının mottosu kabuslarımız gerçek, gerçekse tam bir kabus. Tam bir kabustu. Bunun özellikle filmin ikinci yarısında atmosfer yaratım sürecinde çok gerçekten de senin de kafanda sanki yanıp sönen bir ışık haline gelmişti. Ondan biraz bahseder misin? Gerçek ve kabus arasındaki ince çizgi aslında bakarsan. Evet. Ya film iki bölüme ayrılıyor aslında. Hani tür olarak da biraz ikinci bölümde daha çok psikolojik gerilime yaklaşıyor. Yani aslında bence ilk bölümün kendisi de bir korku efekti veriyor medyayla ve işte dış mekanlarla. Ama hani türe gerçekten daha yaklaştığı yer ikinci blok. İlk blokta biraz aslında şeyi yapmak istedim. Yani bu kadın kim? Çalıştığı yer, yani oradaki medyada tam olarak ne oluyor? Bu medya devlet dediğimiz şeyle nasıl paslaşıyor? Ve şehir ne halde? Yani alternatif bir Türkiye ama aslında değil. Yani tam da hani kabusları gerçek, gerçeklerse kabus, o ikinci yarıya götüren yolun temeli aslında birinci yarıda ona biraz hani hazırlık, giriş yapmaya çalıştım. Ama ikinci yarıda hani filmin finalinde refere ettiğimiz gerçek bir katliam var ve o katliamın izlerini sürsün istedim ana karakter açıkçası. Orada hani tam da işte o gerçek kabus meselesi dediğin şey
duyduğu sesler olsun, bütün o işte öksürükler, bütün o yanma efekti, çıtırtılar, aynı şekilde kendisinin sürekli yeri yoklaması, duvarı sıcak yoklaması demesi. Evet, sıcağın izini sürmesi ve orada artık bir boğulmaya doğru gidiyor olması ve bunu hani görsel olarak da işte haze kullandık, dumana yakın evet. bir şey ve onu yavaş yavaş arttırdık evin içinde, finale doğru iyice artık tabii artıyor. Çünkü onu refere ettiğimiz katliamın sanki içine atıyor gibi bir his doğsun istedim orada. Bütün bu hani geçmiş asla yeniden kurgulanamaz. Hani hı-hı. geçmiş mutlaka geri döneri. Aslında ikinci yarıda Hasret'in tek başına apartmanda kaldığı, tahliye edilmekte olan apartmanda kaldığı yerde daha çok hissediyoruz. Çünkü biraz şöyle bir şey vardı kafamda. Yani geçmişin izlerini ne yaparsanız yapın aslında silemezsiniz. O ya bir duvarın arkasındadır ya bir o orada saklanmıştır, üstü örtülmüştür. Belki tahtalarla, belki duvar kağıdıyla, belki bir şeyle. Ama siz onu aslında çekip o duvar kağıdını söküp ya da o tahtaları söküp bulabilirsiniz. Gerçeğe ulaşabilirsiniz. Ve ne yazık ki hani gerçeğimiz de bizi yine paranoya sandığımız ama olmayan kabusumuza götürüyor. Ya işte tam olarak aslında Hasret'in başında ben kabuslar görmeye başladım ve rüyalar evet. görmeye başladım dediği şey tam olarak unutmaya evet. el verdiği şey. Tarihin daha doğrusu belki de iktidarın unutmak istediği şeyler. Evet. Bir de kamera, tam atmosfer yaratımını soracağım sana. Kamera hareketlerin çok aslında belirgin ve bunlar evet. önceden belirli. Yani evet. sanki şöyle bir şey var. Altyazıyı okuduğumda biraz ipucunu veriyordu. Altyazıdaki röportajını okuduğumda. İlk önce çekimlerini yazmışsın. Evet. Sonra senaryoyu yazmışsın evet. gibi. Biraz çünkü nerede ne kullanacağını çok biliyorsun orada filmde belli. Evet. Aslında yani öyle oldu. Hani şey çünkü hem kızı çok takip etmek istiyordum ama minimale kaçmasını istemiyordum filmin kamera anlamında. Kameranın sürekli hareket etmesini istiyordum. Çünkü biz de şu anda kendimizi sürekli bir hareketin içinde bulduğumuz için hani gerçekten odadan odaya geçsin ve kamera sürekli onunla beraber olsun. Bu haber kanalı içinde böyle, ev içinde böyle. Ama haber kanalı üzerinde konuşursam orada özellikle mesela görev yerinin değiştirileceğini, hani belgesel kurgusundan evet. haber kanalına alınacağı sahneyi öyle çekmekteki amacım biraz daha hem yabancılaşma efektini arttırmak ama bir yandan da kameranın Hasret olmasının sebebi medya çalışanlarının ona bir uzaylı gibi gelmesi ama daha çok onun ötekileşmesi ve oraya ait olmadığının aslında hani bu insanlar kim? Ben miyim yoksa uzaylı? Hani biraz orada hani kimlik karmaşası ve oraya ait olmadığı o aidiyet meselesinin biraz altını çizebilmekti. Keza Özgür'ün canlandırdığı Mehmet karakterinde ve Asiye Dinçsoy'un canlandırdığı Gülay karakterinde de yine arkadaşları olarak kodlanan, hayatımızda arkadaşlarımız olarak, en yakınlarımız olarak kodladığımız aslında insanların da yine filmin refere ettiği katliam üzerinden hani yardım eli nerede gerçekten? Yani bir yardım etmeye çalışıyorlarmış gibi ama orada iki yüzlü bir şey var bence. Ya bence değil, hani öyle kurdum zaten. Tekrardan yaratıyorlar sanki evet, onu. Evet, aslında tekrardan yaratıyorlar. Yani sürekli Hasret'e bir yardım etmek istermiş gibi bir halleri var ama neredesiniz? Etmiyorsunuz. Orada da çünkü hani dediğim gibi filmin refere ettiği katliamda da saatlerce yardım gelmedi. Yani hiçbir katliamda gelmiyor zaten baktığında. Hani hangi katliama bugün yardım gelmiş ki? Evet, zaten hani gelmesin diye her şeyi organize gidildiği için birilerinin eliyle yapıldığı için zaten ona Hasret'e evet. zaten yardım gelmeyecekti belki. Gelmeyecek de. Orada zaten. Aslında Gülay kendisi ve bulması gerekiyor. Gülay ve Özgür'ün rolü, daha doğrusu Özgür'ün canlandırdığı hı-hı. karakter biraz da orada belki de iktidarın uzantısı. Kesinlikle öyle. Yani kamuoyunun evet. düşüncesini temsil ediyordu evet. belki de. Seyirci kalanlar diyeyim. Hani hiçbir şey yapmayanlar. Biraz da biz, yani suçu biraz da kendimizde de aramamız gerekiyor. Biz de bütün bu olaylarda bir parçada sanığız gerçekten. Yani geride durup izliyoruz. Yani tabii ki hani onu biz yapmıyoruz. Ama yapılmaması için de çok ne yapıyoruz ondan da çok emin değilim açıkçası. Hasretleşemediğimiz kesin. Evet. Yani unutmaya çok meyilliyiz belki evet. de, bilmiyorum. Ya yani ben bu toplum hakkında konuşmak için belki de çok gencim, yani bunun daha fazlası vardır ama yani biz bile şu çağda hakikaten dediğiniz gibi hatırlamanın saatlere indiği evet. yerlerdeyiz. Peki şöyle bir medya çalışanı karakterimiz dediğimiz evet. gibi, ama o medya içerisinde İşgal ettiği alan farklılaşıyor filmin ilk hı-hı. anında, ilk bölümünde hı-hı. ve son bölümünde.
Orayı biraz açabilir miyiz? O ortada kalan ama hiç değişmeyen o medyanın ana body olarak hali neyi temsil ediyor o filmde? Medya filmde unutturmanın çok güçlü bir elementi. Bunu nasıl yapıyor? Elinde bir kere çok malzeme var medyanın. Aslında haber ona akıyor. Ama neyi nasıl koyacağını meselesi ya da... var ya. Hani bu görüntüler bizde var ama hani ne kadarını kullanacağız, ne kadarını kullanmayacağız ve o görüntüleri nasıl manipüle edeceğiz? Edebiliriz. Yani ben de medyada kendim çalışırken son dönemde özellikle son birkaç yılda çok tanık olduğum ve inanamadığım bir boyuttaydı her şey. Aslında hani sen de çok iyi biliyorsun, televizyon kanallarının isim listeleri bile gelir. Yani filmde bu kadarı yok. Hani çünkü daha fazlasını koysaydım seyirci belki ay bir dakika ya. Bu kadar hani mı? Bu kadar da değildir canım diyecekti. Ama aslında çok daha fazlası oluyor. Filmde belki de %10'unu görüyoruz biz. Hani bütün o patronun işte seksist şakaları. Yani bir, hepimizin öyle bir patronu oldu ya da sonuçta. Öyle bir patron şeyi. Evet. Ne derler? Tasviri. Evet. Var yani. Var. Böyle. Hani öyle bir şey. Ve aynı şekilde bir saygısızlık egemen oldu son dönemde. İşini bilmeyen insanları daha ön plana çıkaran bir medya var artık. Çünkü işte biri bilmem kimin amcasının oğlu, biri bilmem kimin işte kardeşi olduğu için hani aslında işe dair hiçbir şey bilmeyen, hiçbir vizyonu ya da zekası olmayan ama bir şekilde oralara tepeden indirilen insanların altında çalışıyorsunuz. Ve siz yıllarca emek verdiğiniz işinizi düzgün yapamıyorsunuz artık. Çünkü bir emir komuta zinciri var. Bütün gazeteler aynı manşette çıkmak zorunda. Bütün kanallar, o alt bantları aynı olmak zorunda. Ve böyle bir dünyada hani hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Hasret'in durumu hani tam böyle. Ama karakteri kurarken şeye çok dikkat ettim. Yani bu karakterin de aynı zamanda Kaygı'nın da bir film olarak hani bir slogan filmine dönüşmemesi. Aman dersler veren, başımıza kaka kaka hani bak bu da böyle, buna karşı da böyle yapacaksın diyen bir film olmaması için çok çaba sarf ettim. Umarım öyle bir şey hissedilmiyordur yani. Çok üzülürüm öyle bir şey hissediliyorsa. Karakteri de kurarken hem iki şey vardı kafamda. Birincisi herkesin böyle sarıp sarmalayacağı, aman ne tatlı, onu işte bağrımıza basalım, ciğerimize katarsisten işte, şey yapalım. Ölen bir evet, karakter. Yani böyle bir karakter olmasını istemiyordum. Yani hafif atarlı mesela işte o medyadaki halleri ama o duruşunu oluştururken de kesinlikle orada da onun da yine ders veren ve slogan atan bir karaktere dönüşmemesi gerekiyordu. Yani orada hani medyada tutup da işte müdürüne şeyine bir dakika ama işte şu değişmeli, bu böyle İdealist. Ama değil yani evet çünkü o da orada belgesel kurgusu yapmak isteyen bir kadın. Ya bu kadar. Hani onun derdi belgeselleriyle ilgilenebilmek ama hayır ona haber kurgulattırılıyor ve haber kurgularken de şu gerçekle yüzleşiyor ki gerçek haber değil. Evet yani tamamen değil yani. Sahte ve orada yeniden kurgulanan bir haber var. O cümleler cımbızla çekiliyor. Aslında onu demeyen bir cümle sanki başka bir şey diyormuş gibi oraya yerleştiriliyor. Ya da işte nasıl söyleyeyim provokasyon o dilden düşmeyen o kelime aslında onların yaptığı bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Hani sonuçta ne bileyim Gezi'de biz işte sokağa döküldüğümüzde en son en yeni örneği olduğu için söylüyorum. İşte tahrik ve provokasyon. Ama hayır bir saniye bunun en alasını siz yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ve bunu yaptığınız için de tam yine filmin refere ettiği katliam da birçok katliam gibi, sayısız katliam gibi tam da bu yüzden oldu. Yani filmin refere ettiği katliamda saat 1.30'da, öğlen 1.30'da 500 kişi vardı. Ama sonra otobüslerle şehirlerden 13-14 yaşında çocuklar geldi oraya. Yani yaz çocuk aylarıydı. Evet, yaz aylarıydı kadar. Ama bir saniye hani nereden geliyor geldi bu çocuklar? Ve hani okul gezisi adı altında yapılıyor. Çünkü bunlar. Ya da işte kaldırımlara taşlar yığılıyor ama aslında bir kaldırım çalışması yok. Neden bir gece önce kaldırıma taşlar yığılıyor? Medya biliyorsun işte o dönem aşırı derecede şey yaptı. Ne diyeyim? İşte bir yazar vardı orada ve o yazarın dinsizliği üzerinden bir kışkırtma. Tamam işte provokasyon tahrik dediğim bir şey de kamuoyu bu da yani. Aldı. Evet. Yani birçok toplumun evet. hassasiyeti olan dini de arkasına evet, aldığı dini için. De arkasına alıp hani tam bir medya, full medya desteğiyle yapıldı ve işin ilginci katliam olduktan sonra da bu devam etti. Buna inanamıyorsunuz. Yani oraya bir meclis komisyonu gidiyor ve meclis komisyonu raporunu okuduğumda şoka girdim. Yani bu ilimiz hassas bir ilmiş efendim. İşte o yazarın provokasyon şeyi olmuş. Ya yani koskoca meclis raporunda oraya katliam araştırmaya gidiyorsunuz. Gerçekten bu sonuçlara mı vardınız yani? Hani orada yaşayan insanlarımız çok hassasmış. Ya zaten filmde de hani Furkan Muzaffer hani devlet evet, temsilcinin sözlerinin tamamı yani tamamı bu refere ettiğimiz
Katliam sürecinden. Dönemin yani dönemin iktidar tarafından yapılan açıklamalara çok benziyordu kesinlikle bu arada. Kesinlikle aynısı yani birebir aynısı. Hani yani hepsi açıklamaları... öyle. Yani işte İçişleri Bakanı'nın açıklaması, işte Başbakan'ın açıklaması, işte o sırada atılan bir gazete manşeti ya da işte sanık avukatlarından birinin dediği bir şey. Evet ve sonra aynen öyle ne yazık yani ki. Yani sonra da onları milletvekili olarak gördük evet. onları. Yani bizim unuttuğumuz çok şey var. Hakikaten konuştukça çok fazla ortaya çıkıyor. Yani sen tabii şu anda katliam diyerek diye adlandırıyoruz ama aynı zamanda Türkiye tarihindeki en büyük nefret olaylarından bir tanesi. Evet. Bunu senaryo yazarken en başta belirlemiş miydin? Hı hı. Yoksa sonradan yazdığında ve şu anda bizim yaşadığımız gerçekle çok fazla paralellik gösterdiği için mi? Yok aslında en baştan hani belliydi ama orada biraz işte bu tarihin tekerrür etme durumu devreye giriyor. Yani biz mesela filmi izleyen ilk izlettiğimiz kişiler hep şey demişti. Aa işte Gezi ye ne kadar refere var, işte şu anki iktidara ne kadar refere var. Ben de dedim ki yok aslında bu hiç böyle bir şey yok. Yani çünkü işte ilk versiyon bittiğinde işte 2012 sonuydu. Ondan sonra işte geliştirirken de ben hep o döneme bağlı kalarak çalıştım aslında senaryoya. Ama işte bu dediğin nefret, bunun tetiklenmesi ya tarih tekerrürden ibaret olduğu için sürekli aynı şeyi yaşadığımız için ve değişmeyen bir dil olduğu için, değişmeyen bir nefret dili olduğu için evet. O sanki hani günümüze de çok ait bir sanki demeyeyim de günümüze de çok ait bir film oldu evet hani fakat değişmiyor yani galiba iktidar aynı olması evet. hani iktidarın dilinin aynı olması sonuçta galiba. O döneme de baktığında sol sağ koalisyonu var şu anda da koalisyon değil ama evet. büyük bir ezeliği hani, paylaşıyorlar yani genelde paylaşıyorlar bunu ortak suç yani bu aslında. Maraş'ta da öyleydi. Evet söylemek yani çok fazla filmle ilgili yani data vermek istemiyorum evet. aslında bakarsan ama. Ama vermeden de çok konuşamıyoruz evet. aslında ben onu fark ettim. Çok zorlanıyor hakikaten. Evet. Ama bu yani izleyici olarak en azından ben kendi izleme deneyimimden yola çıkarak konuşuyorum. Kesinlikle biraz da bilinmemesi filmin sağlıklı izlenmesi açısından çok önem taşıyor. Onu iyi saklayabilmişsin. Yani ben en azından bir izleyici olarak nacizane. Şimdi dedim uzun zaman sinema programı yaptın sen ve sinema üzerinde yazan bir insansın aynı zamanda. Onun için seninle biraz da kaygının söyledikleri üzerine de konuşmak istiyorum. Sen toplumsal travmalarından birini, belki de en büyük travmalarımızdan bir tanesini, üçüncü nesildeyiz çünkü onun, evet. o travmanın ardından, sinemada temsil ediyorsun. Bu sinemada temsilini bulmaya çalışırken acaba hangi kaygıları güttün? Çünkü şöyle bir şey var, yüzeyselleştirilebilir bu. Katliam. Belki de çok kendini yeniden üretir. Ne derece doğru buluyorsun ya da ne derece yapabildin bunu? Bu travmanın sinemada temsilini. Evet. Yani zor bir soru bu arada. Yani fakat bir cevabı hani, olmak zorunda değil yok, ama yani karşılıklı elimden olarak. Elimden geldiğince toparlamaya çalışıyorum. Yani ajitatif olmamak istedim öncelikle. Hatta şöyle söyleyeyim. Son işte katliam canlandırmaya çalıştığımız sahnede bir plan vardı. Ve ilk izleme yapılırken işte çeşitli sinema yazarları, yapımcılar ve işte sektörden insanlara izlemeler yaptık. Ve orada herkes bir plana çok takılmıştı ve filmin hiçbir yerinde ajitasyon yokken onun bir anda çok büyük bir ajitatif bir etki yarattığını söylemişlerdi. Ve ben hiç düşünmeden attım. Yani çünkü mesela en temel korkum aslında hani sorunun belki de ilk giriş cevabı olarak insanları kanırtmak ve hani şimdi ağlayın. Hani evet. falan öyle bir şey kesinlikle yapmak istemiyordum. Başta yola çıkarken ilk temel belki de düşündüğüm şey, kafa yorduğum şey kanırtmadan ve ajitatif olmadan nasıl yapabilirim? Çünkü çok ağır bir konu. Kendinden ağır bir evet, konu. Kendinden ağır bir konu ve kendinden ağır şeyleri yaparken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü bir yerde kaçırırsanız gerçekten dağıtabilirsiniz ve her şeyi mahvedebilirsiniz. O ana kadar kurduğunuz bütün dünyayı kendi elinizle mahvedebilirsiniz. Yani sinema programı yapmış olmamın aslında belki de bana en büyük faydası şu oldu. Yıllarca tabii kurgu masasındasın. İşte yıllarca yönetmen etüt ediyorsun. Yıllarca ana akım sinema olmayan, hani biraz daha kıyı köşe dediğimiz derdi ya da işte olan. Sanat filmi olarak kodlanan ama bir şey anlatmaya çalışan, derdi olan filmleri hep ön plana çıkardık yeni sinemada. Bunu yapmaya çalıştık. Eski sinemada da hep büyük yönetmenlerin yarı belgesellerini yapmaya çalıştık. İşte Türkiye sinemasından, dünya sinemasından ve bunların bana kattığı çok fazla şey oldu. Aynı şekilde kurguya oturduğumuz için yıllarca bunun da faydasını gördüm. Kurguda aman ne güzel çekmişim
burası mutlaka kalmalı. Hani hiç öyle şeyler yaşamadım. O yüzden biz çat çat kestik yani. Mesela Ahmet Can'la, o yüzden kurgucum Ahmet Can'la çok iyi anlaştık o konuda. Ve hiç acımadan çok fazla attığımız şey oldu. Hatta bir üçüncü karakter vardı. Ve yani şey ya. Algıdan ve Özgür'ün canlandırdığı yardımcı karakterin dışında bir yardımcı karakter daha vardı filmde. Siz onu hiç görmüyorsunuz. Hiçbir yerde yok. Çünkü tamamen attık yani onu. Biraz fazlalaştırıyordu şeyi. Ve biraz hani böyle katkıları oldu diyebilirim ama son kertede ben filme baktığımda zaten %90 oranında yapmak istediğim şey böyle bir şeydi. O yüzden hani ben mutluyum. Ama sonuçta filmi seyirciye yapıyoruz ya, esas derdimiz seyircinin bir şey hissedebilmesi. Evet. Tam olarak hatta bu tek derdimiz bu. Seyirciyle buluşabilmesi ve onların bir şey hissedebilmesi. Ya umarım hissederler. Yani şu an hani tek gerçekten kaygım o diyebilirim. Yani seyirciye bir şey geçebilmesi filmden, bir his geçebilmesi. Yani tabii izleyicilerin yorumlarına bakmak lazım sonrasında ama ben kendim adına onu yaratabildiğinize inanıyorum. Özellikle ikinci bölüm gerçekten o atmosfer yaratımında ve türün gerektirdiklerini yerine getirmiştik hanımca. Ama ikinci bölümde de çok sıkılanlar olmuş mesela. Ama o zaman yani süre karşı bir çok duruştu. Çok değişiyor işte, birinci bölüm çok iyi ama ikinci bölümde biraz sıkıldık, tempo mu düşüyor falan diyenler de oldu. Yani onun hani dengesini sağlamak çok zor aslında İknur. Çünkü hani kurgu biraz tam da ona yarıyor ya, ona hizmet ediyor. Yani neyi neden çıkarıyorsun ve bunu neye hizmet ediyor? Yani biz çıkarırken biraz da filmin bir doğru ritmi olabilsin, kesinlikle düşmesin hiç ve seyirci hep o klostrofobik atmosferin içinde kalabilsin diye uğraştık aslında. Ama hani sinema sonuçta öznel bir şey, yani geçiyor, geçmiyor. Onu da o kadar tabii yapabileceğimiz bir şey yok. Yok, ben türün gerektirdikleri açısından söylüyorum. Evet. Ona bence hizmet etmiş. Bir de senin filminin aslında biraz da troplarını konuşmak istiyorum. Her zaman için orada olan, özellikle apartman ve bir mekan ve de inşaatlar, yarım kalmış bütün binalar, yıkılan, şehir yarım kalmışlıklarla dolu. Evet. Yani şu an içinde yaşadığımız şehir de gerçekten öyle ki oradan bağımsız bir şey çıkmaz zaten belki de. Şehirlerin hafızası, yani şehrin hafızasını kurgularken nasıl bir yol izledin orada? Algının ya da hasretin yaşamıyla bağdaştıran. Evet. Ya bu soruyu sen sorarken aklıma hemen şey geldi. Alkan Avcıoğlu daha yeni şeyi istedi benden de, refere filmleri. Şimdi hemen nedense o geldi aklıma ve refere aldığım filmleri yazarken başta refere alırken fark etmediğim, aslında çok ortada olan ama bunları yazıya dökerken fark edersin ya bazen. Hani bunları yazarken fark edersin. Hepsi tek mekan filmi ve hepsi evi eşeleyen ve ev üzerinden giden filmler. İşte Polanski'nin işte Kiracısı, Kubrick'in işte Shining'i, Chantal Akerman'ın İşte iki ev filmi, Hotel Monterey ve Jindilman söyleyemedim. Şeyin Ursula Meyer işte bir ilk film Yuva, bir evde geçiyor. İşte ondan sonra 40 metrekare Almanya. Gerçekten o küçücük alanı, o kadrajlarıyla, o deli hissiyle, yani çok acayip, çok önemli bir filmdir benim için. Keşke Tevfik Başar daha fazla film çekseydi diye hep üzülmüşümdür. Yani genelde hep böyle hani şeyi fark ettim, yani aslında hep tek mekanmış meğerse. O sırada fark etmemem de enteresan. O evlerin hepsinin de yine hani kaygıda da olduğu gibi, tabii refer aldığım filmler olduğu için, bir geçmiş eşeleme ve o tek mekan apartmanlar üzerinden geriye dönen ve kanlı tarihlere aslında ya da işte kanlı dünyaya, kanlı topraklara bir sözü olan filmler hakikaten. Ve kaygıyı yaparken de yine bir evet apartman var. Yine türün çünkü çok güçlü bir ögesi. Çoğu zaman bir karakter o ev zaten hani tür sinemasında da. Biz de kaygıda öyle olmasını istedik. Ve bütün bir gerçeğe de ana karakterin o evde ulaşmasını istedik. Fakat burası tahliye edilen bir ev. Tahliye olmak üzere. Çünkü bütün o geçmiş yok edilmek zorunda ya. O yüzden hani bugüne tabii ki orası da evet, tahliye edilecek. Ve dış mekanları da çekerken hep kendim nasıl hissediyorum üzerinden gittim. Çünkü bir yere gittiğimde, ya bu sadece filmde gördüğünüz Maslak ya da işte Mecidiyeköy vesaire değil. Hani her yerde bir inşaat hali var. Hani başta da konuştuğumuz gibi bitmeyen bir şehir var. Ve bugün sadece burada değil, işte Adana'ya gittiğinizde orası da öyle. İşte Eskişehir'deydik daha geçen, orada da sürekli inşaat. Yani Ankara'da da öyle. Yani hiç durmuyor ya bu inşaat şeyi. Ve bir üzerinizde de tuhaf bir
şey oluyor. Yani tedirginlik böyle bir, evet, tedirginlik, ürküyorsunuz. Ay orası da mı yapılıyor? Burası da mı yapılıyor? Ve onu ben sürekli öyle hissettiğim için zaten hani filme koymam gibi bir şey söz konusu bile değildi. Hani kadın karakter dışarı çıktığı anda, hasret dışarı çıktığı anda sürekli yeniden yapılanan bir şeyin içine düşüyor. Ve özellikle oraları kullanmak istememdeki sebep de buydu. Ama bir yandan bunun çok lafı da edilsin istemiyordum. Yani kentsel dönüşüm üstüne bir muhabbet çok olmasın. Bunu sadece ana karakterin kendi evi üzerinden dillendiriyorsak dillendirelim. Onun da zaten bir limiti olsun. O da şu soru olsun. Ne zaman tahliye oluyordu bu ev? Hani tahliye vakti gelmedi mi? Hani yani sadece bununla sınırlı kalmasını istedim. Çok fazla ön plana çıkarmak istemedim. Yani bir arka fon olarak ve hani kadının evinin de yok edilmeye çalışılan bir ev olması olarak kalmasını istedim. Çünkü çok daha kurcalasaydım belki biraz fazla olabilirdi. Şu an bile fazla bulan da oluyor olabilir. Eleştirileri her zaman açıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Bence sinema yazarlığı yapmanın en büyük artısı o, biliyor musun? Yani şey çok... Evet. Her şey. Her şeye tamam diyorsun. Aslında son sorum olarak sen açılışını, dünya premierini Berlinale'de yaptın. Evet. Ki bu çok gurur verici olmalı diye. Büyük prodüksiyonlu büyük evet. Bir festival gerçekten. Orada Berner Talents'a sen ve Senem Aytaç'ın bir katıldığı seminer vardı. Daha doğrusu panel vardı. Panel vardı. Orada sana da sorulan sorulardan biri diye hatırlıyorum. Bir kadının hatırlaması. Hı-hı. Yani şu anda yaşadığımız toplum itibariyle olarak da bu hatırlayan kişinin özünün kadın olması neyi ifade ediyor? Yani çok şey ifade ediyor. Çünkü bu ülkede biliyorsun her şey politik aslında. Yani güzel sinemaya olan da her ne kadar hani her zaman şey desek de ya sinema aslında işte niye bu kadar anlamlar yükleniyor? Bir sürü şey söylemesi gereken bir sanat değil aslında. Hani büyük sözler söylemesi gereken bir sanat değil desek de kendimizle yine de çelişiyoruz. Çünkü bence hepimiz aslında sinemanın politik olduğunu düşünüyoruz. İçten içe. Ya da olması gerektiğini düşünüyoruz. Ha işte demin dediğim gibi bağırarak söylememesi belki. Evet. Ama çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki çok fazla şey var. Yani çok fazla şeyin filmi yapılmalı. Gerçekten ve bunlar hep belki de farklı türlerde yapılmalı. Çünkü benim geçmişe bakıp bu ülkede en çok kıskandığım şey işte o Lütfü Akat'ların, Bilge Olgaç'ların, Metin Erksan'ların, Atıf Yılmaz'ların, Ömer Kavur'ların ne kadar fazla şey deniyorlardı. Ne kadar yenilikçilerdi. Her filmlerinde nasıl farklı şeyler görüyorduk. Sesin kullanılması, kameranın kullanılması, tür denemeleri. Ya Ah Belinda gibi, Gölge Oyunu gibi film mi yapılıyor şu an? Yani o kadar özlemle anıyorum ki hani bu bir yani geçmiş romantizmi değil şu an söylediğim şey. Hatta hiç alakası yok. Yani niye bu onlar kadar cesur olamıyoruz? Niye onlar kadar risk alan filmler yapamıyoruz gibi bir şey aslında var kafamda. Soru neydi onu unuttum ben, biliyor musun? İknur Yer çok dağıldı. Çok tatlı. Ben kendim kadar karışık bir insan görmenin yarattığı heyecan içerisindeyim. O çok güzel. Çok saçma oldu. Neyse bunu da söylemiş olayım. Soru bu değildi çok galiba. Hayır. Ama çok uzun zamandır var olan elimizdeki avantajları kullanmayan yönetmenlerle belki de çok fazla film izledik. Onun da verdiği bir şey olabilir belki de. Aslında kadın sonra. Ha, kadın, belki de evet. Kadın olmanın motivasyonunu evet. Gerektiriyor. Çok fazla şey var çünkü görmek. Ha, politik olmaktan aslında buraya bağlamıştım. Ya bence kadın seçmek de yine politik bir tercih. Hani ya hem kadın, kendiniz kadın olduğunuz için zaten içgüdüsel olarak karakter böyle zaten öyle başlıyor. Hani bir Hasan'ı Hüseyin'i düşünüp yazamıyorum açıkçası yani. Şu andaki film de öyle. Sırf yine kadınlar var. Bundan sonraki de şu an hikaye olarak var kafamda. O da kadınları anlatıyor. Yani içgüdüsel olarak bir kadınlara gidiyor eliniz ama bu film özelinde, kaygı özelinde bence kadını seçmem biraz da politik bir tercih tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle aynı kafa karışıklığına sahip olan bir arkadaşla sunum yapmak çok güzeldi. Çok mutlu oldum. Dilerim kaygının yolu açık olur. Çok teşekkür İzleyiciniz ederim. Bol olur ve başka sinema salonlarında evet. Giriyor. Ya az salon oluyor biliyorsun ilk evet. Dur. Çok umarım. Üzülüyoruz. Zaten dışarıda da konuştuk biz bunu. Sinema salonlarının ve dağıtım şirketlerinin patlamasını gerçekten konuşmuştuk. Şu anda tüketime döndü çünkü artık marketinge döndü gerçekten. Biz bu haftayı böyle bitirelim. Kaygıya gidin. Çünkü çok söz veren ve çok vaat eden bir sinemacı geliyor. Ben nacizane bunu söylüyorum. Bu benim yorumum da değil. Berlinale'de de böyle bir şekilde çıktı Sayın Özçelik. Ve bu haftaki büyülü bir anda... Ne tesadüftür ki demin de refer ettiğimiz Polanski'nin The Tenant'ı veriyoruz size. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.